Sayın Valim, bundan 20 gün önceydi. İlinizde sivil toplum kuruluşlarıyla müftülüğümüzde bir toplantı yaptık. Ve bu toplantıda biliyorsunuz Suriye'de 5 seneden beri bir dram yaşanıyor. Ve yine bu arada Halep'te gençlerimiz, çocuklarımız, anneler evlatsız kalıyor, çocuklar yetim kalıyor. Ve bu acıyı kayıtsız kalamazdık. Ve beraberce toplandık, bir karar aldık. Dedik ki beraber çalışalım, ilimizden topluca bir tır filosu gönderelim dedik. Ve arkadaşlarımız iyi bir çalışma içerisine girdiler. Biz Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi olarak ilimizden 900 bin lira para topladık. Şu anda elimizde 900 bin liramız var. 3 tır bugün gönderiyoruz Sayın Valim. 12 tırlık malzeme gönderebileceğiz. Diğer tırları da 15 günde bir, 3 tane olmak üzere 4 grup halinde 12 tırı inşallah Halep'teki kardeşlerimize ulaştırmak için gayret sarf edeceğiz. Arap Baharı başladığından beri hedefin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin dünyanın vicdanı olmasından rahatsız olanların hedefinin, asıl nihai hedeflerinin Türkiye olduğunu baştan beri bu kardeşiniz düşünüyor. Aslında Arap Baharı başlamadan önce başka yerlerde de insanlığı öldürmeye yönelik faaliyetler olduğunda gene hedefin ülkemiz, büyük milletimiz olduğunu hepimiz de biliyoruz. Bosna'da insanlık öldürülmeye çalışıldığında gene orada olan milletimiz, Çeçenistan'da insanlık öldürülmeye çalışıldığında gene orada olan milletimiz, Arakan'da insanlık öldürülmeye çalışıldığında orada olan milletimiz, sınırlarımıza dayanan insanlığı öldürme girişiminde de gene dimdik ayakta durdu. Bugün ülkemizin içerisinde gördüğümüz terör faaliyetleri aslında bu faaliyetlerin bir özeti ve sonucudur. Bugün de güzel aydınımızın, bereketli aydınımızın aziz insanları, değerli kardeşlerimiz 15 tırı Suriye'deki kardeşlerimize gönüllerinden karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gönderiyorlar. İlimizden hazırladığımız yardım tırlarını Suriye'ye gönderiyoruz. Yol selameti ver Allah'ım.